Yaptığınız eylemlerin sonuçlarını beğenmiyor musunuz? O eylemin sonucunu eyleme neden olan şeye kadar takip edin. Bilinçaltınızdaki fikirlere ulaşacaksınız. Yaptığınızdan daha iyisinin nasıl yapılacağını zaten bildiğinizi görüyorsunuz. Sorun bu değil. Sorun nasıl yapılacağını bildiğimiz bir şeyi yapmamak. Bilinçli zihin, bilgiyle programlanmış olduğu için her şeyin nasıl yapılacağını bilir. Ancak bilinçaltı zihnimiz bu bilgiye sahip değildir ve o bilinçli zihnin tam tersi bir şey yapmak için programlanmıştır. Bir paradigmanın bizler için çok büyük sorunlara yol açabileceğini biliyor musun? Çünkü sonuçlarımıza sebep olmaktadır ve sonuçlar istediğimiz gibi değilse bunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Bu sonuçlar gerçekten hakim paradigmalar tarafından motive ediliyor ve bu nedenle sonuçları asla değiştiremeyebiliriz. Çoğu insan hayatını yaşar ve sonuçları asla değiştiremez. İnsanlar yeryüzündeki her şeyi değiştirmek ister. Ancak farkına varmadıkları şey, bir şeyi değiştirmek istiyorlarsa önce kendilerini değiştirmeliler. Peki insanlar kendilerinin hangi parçalarını değiştirmeliler? Bilinçaltını ve bilinçaltındaki koşullanmaları değiştirmelisiniz. Paradigma budur. Paradigma, davranışlarımızı kontrol eden ve bilinçaltına programlanmış bir dizi alışkanlıktan başka bir şey değildir. Şimdi şunu düşünmenizi istiyorum. Sonuçlara neden olan şey sizin davranışlarınızdır. Eğer sonuçları değiştirmek istiyorsanız, kendiniz dışında bir şeye bakmamanız gerekir. Ekonomiye, patronunuza, hatta eşinize bağlamayın. Bunların hiçbiri değil. Bu içinizde bir şey ve buna paradigma deniyor. Peki paradigmamızı nasıl değiştiririz? İlk olarak değiştirmek istediğiniz sonuçlarla başlayın. Diyelim ki her sabah tam zamanında kalkmak ve uyanmak istiyorsunuz ama uyuyakalıyorsunuz. Çok basit bir örnek. Her insan bunu yaşar değil mi? Peki nasıl başlarız? İlk olarak neye bakarız? İlk olarak uyuyakalmamıza neden olan şeye bakıyoruz. Bizi sanki üzerimize kar yağar bir şekilde yatakta tutan şey bilinçaltımızdaki bir kimliktir. Bu yüzden ilk önce sonsuza kadar uyumanın sana getirdiği olumsuzlukları bir düşün. Alarm çalınca irkilerek uyanıyor ve sonra onu erteliyorum. Alarmı ertelediğim içinse hep geç kalıyorum. Asla zamanında kalkamıyorum diyebilirsin. Şimdi de bunun tam tersi olması için ne yapman gerekirdi? Bunu bir olumlama olarak şimdiki zamanda yazmanı istiyorum. Şimdi uyandığım ve yataktan kalktığım için çok mutlu ve minnettarım. Aklın ve mantığın bunu yapmanın aptalca olduğunu söyleyecek biliyorum. Ama bunu günde 100 kez yazmanı istiyorum. İçinden bir ses işe yaramayacağını söylese de bunu yap ve günde 100 kez yaz. Uyandığım ve yataktan kalktığım için çok mutlu ve minnettarım. Uyanır uyanmaz yataktan kalkıyorum. Bu olumlamaları 30 gün boyunca günde 100 defa yazıyorsunuz. Bunun işe yarayacağını size garanti edebilirim. Peki bunu yazarak ne yapmış olduk? Zihnimizde yeni bir düşünceyi programlamış olduk ve eski fikrin yerine yenisi geldi. Eski fikir besin yetersizliğinden ölüyor. Çünkü artık o fikri beslemiyorsunuz. Bakın eski fikriniz bir alışkanlıktı. Size erteleme düğmesine basın, yatakta kalın ve tekrar uyuyun diyordu. Şimdi ise senin yaptığın şey beynini yeni bir alışkanlığa programlamak. Üstelik eski fikrin tam tersi. Bu yeni fikri alıp günde 100 kez yazarsanız eski fikir besin yetersizliğinden ölür. Şimdi uyandım, kalkıyorum ve bunun için çok mutlu ve minnettarım. Bize bilginin güç olduğu öğretildi. Oysa bilgi güç değildir. Eğer bilgi güç olsaydı kütüphaneciler milyarder olurdu. Çünkü etraflarında her türden bilgi var. Fakat o bilgiler sadece raflarda. Bilginin potansiyel güç olduğunu ama güç olmadığını görün. Bilgi düzgün ve organize edilmiş olmalıdır. Sonrasında ise akıllıca yönlendirilmelidir. Peki bilginin nasıl alınacağını size göstereceğim. Paradigma değişiminde öğrettiğimiz bilgiler insanları bir kalemde ve akıllıca doğru sonuca yönlendirecek kararlar aldıran bilgilerdir. Bu nedenle geçmişten kolayca vazgeçmelerini sağlarız. Geçmişte neyin hatalı olduğu konusuna çok takılıp kalmayın. Geçmiş şu an tarih oldu. Şu anda yapacağımız şey kendimize adım adım nasıl para kazanacağımızı öğretmek olmalıdır.
Çoğu insan nasıl para kazanılacağını bilmiyor. Okul hayatımız bize bunu asla öğretmedi. Bunu öğretmenler dahi bilmiyor ve bilmedikleri şeyleri size öğretemezler. Para kuralları anladıktan sonra kazanılması en kolay şeylerden biridir. Bilirsiniz, bazıları benim gibi milyonlarca dolar kazanıyor ve uzattıkları kartvizitlerin diğer tarafında yer alan insanlar ise diploma sahibi fakat geçinmek için mücadele eden insanlar. Para kazanmanın çerçevesi yüzyıllardır onu nasıl kazanacağımızı düşünmekle ilgilidir. Babillere kadar gidersiniz ve onlar nasıl kazanılacağını biliyorlardı. Paranın nasıl kazanılacağını araştırırsanız eğer onu istediğiniz kadar kazanabileceğinizi anlayacaksınız. Buna karar verdiğinizde oturup ne yapmak istediğini yazıyorsun. Kazanmak istiyorum. Sonra bu konuda bize çok benzeyen insanlara bakarız. Kişisel hayatımızda, sosyal yaşantımızda, ilişkide olduğumuz insanlara bakarız. Tıpkı cep telefonlarının bir frekansta çalışması ve sizin için bu çalışma frekansını değiştirmek istemeniz gibi. Evrende her şey frekansta çalışır. Siz de bilirsiniz ki evrende sadece bizimle uyumlu olanı çekebiliriz. Paradigma değiştirme seminerleri hayatınızda katılabileceğiniz en etkili programlardan biridir. Size uymanız gereken yeni kurallar getirir. Bu seminerlerden birinde Ray Stanford dedi ki, sana söylediklerimi aynen yaparsan istediğin her şeye nasıl sahip olacağını göstereceğim. İlk başlarda buna tüm kalbimle inanmadım. Sanırım onun yolu benim yolumdan geçmiyor diye düşündüm. Sonra baktım ki adam çok zengin, tonla parası var, üstelik de çok mutluydu. Bana öğrettiği şeyi yapmaya neden karar verdiğimi tam olarak hatırlamıyorum. Ama bunu yapmaya başladığımda çok para kazanmaya başladım. Kendi şirketlerimi kurdum. Londra, İngiltere, Toronto, Montreal, Boston ve Cleveland'da ofislerimi açtım. Ve yılda 1 milyon dolardan fazla para kazanmaya başladım. Üstelik genç bir adamdım. 28'de başladım. Sırasıyla 30, 32 ve 34'lü yaşlara geldiğimde daha zengindim. Bir gün İngiltere'deyken parayı har vurup harman savurduğumu ve çok gereksiz harcadığımı gördüm. Sonra kendime dedim ki, parayı nereden kazanacağımı ve nasıl kazanacağımı iyi biliyorum ama yine de bu kadar hoyrat harcamaya değer mi? Bu denli harcama yapmak çok parlak bir fikir değildi. Sorumluluk almıyordum. Kendime şu soruyu sordum. Neden bu kadar başarılıyım? 28'li yaşlarda da başarılıydım, şimdi de öyle. Bu soruyu cevaplayamadım. Sadece bu kadar şanslı olmadığını düşünüp bunda başarı olduğuna inandım. Voltaire'in bir sözü var ve aynen şöyle der. Şans kelimesini bilinenin nedenleri, bilinmeyenin ise sonuçlarını açıklamak için icat ettik. Çok para kazanacağıma inanarak yetiştirildim. Bu konuda şanslı olmalıyım. O kadar akıllı olduğumu düşünmüyordum ama çok para kazanıyordum. Bizi olgunlaştıran değerler okula gitmezsen asla iyi bir işin olmayacağı şeklindeydi. Peki ne oldu? Sadece iyi bir işim olmadı. Tüm bu şirketlerin sahibi oldum. Üstelik bu durum kafamı çok fazla karıştırdı. Tüm bunlar nasıl oldu diye kendime sordum ama bir cevap veremedim. Bunun için şartları tam olarak sağladığımı düşünsem de her zaman güzel bir şekilde kazanan ben oluyordum ve nedenini kesinlikle bilmiyordum. Bu yüzden bir karar aldım ve bunun nedenini öğrenecektim. Ve çalışmaya devam ettim. Bunu hiç bırakmadım ve sonunda nedenini buldum ve öğrendikten sonra tek yapmak istediğim bunu diğer insanlara öğretmek oldu. Şimdi paradigmanızın mantığını anlama vaktidir. Paradigmanızın zamanınızı ve olaylara ilişkin algınızı kontrol ettiğini anlama vaktidir. Dolaylı olarak paradigmanız etkinliğinizi ve kazandığınız para miktarını da kontrol eder. Hayatınızı değiştirmek istiyorsanız paradigmanızı değiştirmelisiniz. Görüyorsunuz ki çoğu insan için yıllık kazanç miktarlarını aylık hale getirmek pek mümkün gözükmüyor. Ama öğretilerimizi takip ederseniz bu size tam olarak nasıl yapılacağını gösterecektir. Size başarmak istediğiniz her şeyi nasıl başaracağınızı göstereceğiz. Çünkü bizim odaklandığımız şey size paradigmayı nasıl değiştireceğinizi göstermektir. Aldığınız sonuçların zekanızla bir alakası yok. Zihninize bunu nasıl yapacağınızı öğretebilirsiniz. Çoğu insanın buna inanıyorum dediğini duyuyoruz. Ancak davranışları tam tersini söylüyor. Bilinçli zihin bir şeye inanır ama bilinçaltı zihniniz başka bir şeye inanır. Praksis denen bir kelime var. İnancın davranışla bütünleşmesidir.
bilinçli olarak sahip olduğumuz ve düşünerek belirlediğimiz inançları almalıyız. Bir zamanlar itfaiyeciydim ve itfaiyeci olduğum için kendimi çok şanslı hissederdim ve bu yüzden yaptığımdan daha iyisini yapamayacağıma inanırdım. Tüm dünyada faaliyet gösteren bir şirket kurma fikri bana yıldızlar kadar uzak bir şeydi. Paradigmamı değiştirdiğimde adeta dünyam değişti. Yaptığım tek şey buydu aslında. Sizin de yapmanız gereken tek şey paradigmanızı değiştirmek. Daha sonra hayatınız kendiliğinden değişecektir. Paradigma bir programdır. Bu program bilinçaltınıza sabitlenmiş çok sayıda kavramdan oluşur. Bu programı anlamalısınız çünkü davranışlarınızı kontrol ediyor. Bunu anlamadığınızda yaşamın sizin için ne kadar korkunç olduğunu düşünsenize. Batı dünyasında birçok insan hayatlarını doğru bir şekilde geçirdiklerini düşünür. Ama her yılın sonunda aynı sonuçları alırlar. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü bunun okulda öğretilen bir şey olduğunu düşünürler. Ama gerçeği bilmiyorlar. Paradigma nasıl oluşur, nasıl değiştirilir gibi kavramları okullarda size öğretmezler. Bilginin tekrar edilmesi yeni bir paradigma oluşturma yolundaki en etkili yoldur. Diyelim ki zor zamanlar geçiriyorsunuz ve sürekli bir şekilde maddi olarak içeri girdiğinizi görüyorsunuz. O halde konseptinizi değiştirmelisiniz. Doğru fikri tekrar yoluyla yeni paradigmanız olarak kendinize empoze etmelisiniz. İşte bu noktada olumlamalar devreye giriyor. Şimdi size yıllardır kullandığım bir olumlamayı vereceğim. Çok mutluyum ve şükrediyorum. Bunu kullanmaya başladıktan sonra adeta para hayatıma kanatlanarak gelmeye başladı. Üstelik artan miktarlarda. Çok mutluyum ve minnettarım. Şimdi para birden fazla kaynak üzerinden artan miktarlarda bana gelmeye devam ediyor. 90 gün boyunca her gün günde 1000 kez tekrarlarsanız para ile ilgili konseptinizi değiştirmiş olursunuz. Zengin insanların her birinin birden fazla gelir kaynağı vardır. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızı beğendiyseniz beğene basmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olabilirsiniz. Aklın gücü sizinle olsun.